Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Ay kız bacım var ya, tamam 5 dakikadır AVM'nin parkında dönüyorum, dolanıyorum. Park arıyorum. Bulamadım. Ta gittim cehennemin kör dibine park ettim. Neyse, alışveriş merkezine geldim. Şampuanım bitti. Duş jelim bitti. Ondan sonra deodorant, sonra krem, sonra ruj. Neyse, kısacası drogeri markete gidiyoruz. Bir DM'e girelim. Sonra bir Action'a gireyim. Geçenki buzdolabına aldığım kutulardan birkaç tane daha alacağım. Çok hoşuma gitti onlar. Çok da güzel duruyor içindekiler. Öyle bir iki bir şey alayım. Şöyle az Ömer'in saatine kadar dolanayım. Saat 10. 1,5 saat sonra çıkacak Ömer. Dedim şöyle dedim az bir dolanayım. Ondan sonra Ömer'i alırım. Ömer'i aldıktan sonra da Esen'deki Medipax'a gideceğim. Baktım açılışa özel. Bayağı inanılmaz güzel indirimler var. Bir de dedim oradan baza bakayım. Turgut attı bana evvel gün. Dedi bak dedim Medipax'a dedi acayip güzel bazalar var. Bir bak istersen dedi. Şimdi aslında gönül ister ki Turgut'la birlikte gidip bakalım. Ama adam full çalışıyor. O da bana dedi ki sen git bak. Beğen. Bak şimdi bana beğen diyor ama kendini beğenmediğini de anlattırmıyor. Ondan sonra olmadı dedi, tam dedi net dedi karar verdim bir şeydi dedi. Hafta sonu gider ödemesini yaparız. Dedi çok beğendiysen dedi sen dedi hani şey yap kapora ver. Hafta sonunda gider hallederiz. Tabi yeni bir yatak odası alacağız ama o yatak odasında komple bir tadilattan geçireceğiz. Daha o kısımları söylemedim ben ona. Zannediyor ki yatağı alacağız bizimkini çıkartacağız onu koyacağız. İyi gidiyor. Neyse. Üşüdüm. Bakın bana çok sordunuz Özlem o aparatı nereden aldım diye. Arkadaşlar DM'den 1.35. Ben bir tane banyo için aldım. Bir tane de mutfak için aldım. İki tane var yani bende. Bakın şöyle de hem mutfak için hem de banyo için ekstradan 1.45'e de yedek kafaları da satılıyor. DM'deyim. Bakın şöyle. Hatta şöyle çekeyim. Fotoğrafını çekeyim. Aman yarabbi, şampuanda bir türlü karar veremedim. Neyi elime atsam kahrolasıca ülkenin malları. Neyi elime atsam oranın malları. Şunlardan alacağım ya. 6 tane var. 6 tane olması gerek yok. Önce 1-2 deneseydim. Şu şey silgi. Sihirli silgi. Daha az olanı yok mu? Arkadaşlar Action'a geldim. Buzdolapları için o kadar güzel organizeler gelmiş ki. Şu Instagram'da hep gördüğüm. Tık tık tık. Tabii arka seste olay yıkılıyor. Şundan aldım 2 tane. Yine şu bakın 4.99'muş büyük olan. 2 tane ondan aldım. Bakın şöyle kaşıklık için gösteriyor ama bunu da buzdolabı için kullanılabilir. Yani bu kadar kısa bir şeyin içine konu bilmiyorum ama. Bakın şöyle çekmece içler için şeffaf kaşıklıklar falan gelmiş 2.99'a. Şu mesela 1.39. Şu benim aldığım 1.99. Bir de şöyle dolap içleri için gelmiş. Bu da 2.99 5 litre ama bunu alıp almamakta kararsız kaldım. Bir tane alayım bakayım nasıl olacak 2.99. Şöyle şu boyutta var. Aman gene bir dünya alışveriş yaptım. Bir de şöylesi de var. Derin kısa. Bu da 2.99 ya da ben bunu mu alsaydım ki alt çekmeceme? Aynen öyle şunu alayım. Değil ya. Bu çok uzun. Bu aşırı uzun. Ya da bir tane ondan bir tane ondan alayım. Eve gidince dolapta bir deneriz.
baktık hoşumuza gidiyor. Birer tane daha alırız. Bir de haydi devam. Devam ki. Şu benim çocuklara 55 kere ekmek kutusu alıyorum. 55 kere kutularını kaybediyorlar. Neyse. Ben bir susadım. Ay, burada değişik bir ruj denedim. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Neyse, sabun alacağım. O benim cici sabunlarıma. Şöyle güzel bir sabun kalacağım ama ay şu benim şu an ellerim gamış tat. Çok iğrenç bir tat oldu elimde. Tat derken yani his. Şunu mu alsam ki? Onu da hiç beğenmedim. Onu da beğenmedim. Fiyatı uygun ama güzel değil. O da kokuları. Güzel mi kokuyorsunuz acaba? 2.22. Acaba güzel kokuyor mu? Şu 1.99'muş limonlu. Bu ne? Neyse. Şimdi kız cremle kendimi alacağım. Şunu Gülşen'e. Bunu buzluğa koyuyorsunuz. Bunun için buz gibi oluyor içindeki jeller. Sonra gözünüze takıyorsunuz. Buzlu, soğuk jel. Şunu kendim aldım. Şunu Gülşen'e aldım. Fiyatı da 1.95 cent. Şöyle birkaç bir şey daha koydum. Bakıyorum devam. Daha ne alabilirim? Evet, şöyle elim kolum doldurdum. Ve ay Ebesin nörekesindeki arabama doğru gidiyorum. Evet, şimdi Ömer'le Yusk'e geldik. Yusk neresi? Şu mağaza arkadaşlar. Burada geçen bir şey beğenmiştim, yatak örtüsü. Ona bakacağım. Ömer'i okuldan aldım bu arada. Ay çok istememiş değil mi? Ömer Haris Çam Ağacı istiyor ablaları. Çok temiz, doğru. Evet ama Çam Ağacı biz yapmıyoruz değil mi aşkım? Küçükken diğerleri de çok istiyor diye yapmıştım. Şu yemek masasının güzelliği. Bak sandalyeler de çok hoşmuş. Ama şu an ona ihtiyacım. Neyse bakalım, ben aslında bu sefer şöyle normal basit ağaç yatak istiyorum ama Turgut'u bu konuda ikna edemedim. Evet. O da diyor ki yine böyle baza şeklinde alalım ama pembe değil, böyle grimsi bir şeyler. Bu da güzelmiş aslında. Benim yatağım çok yüksek böyle. Ben de böyle alçak bir şey istiyorum aslında. Neyse. Askı almam lazım. Aşırı derecede askıya ihtiyacım var çünkü. Biri benim evime yerleşiyor da yavaş yavaş. Eşyalarının bir kısmını getirmeye başladık. Henüz daha kendisi yerleşmese de eşyalarını getirmeye başladık. O yüzden gardırobum için askıya ihtiyacım var. Aa bak buradalar. Süper. Çok güzel. Çok güzel. Şunu biri açmış ama hiç sıkıntı değil. 10 tane var içinde. Şu ikisini şöyle alabilirim. Hatta yukarıdakiler de bunun. O zaman yukarıdakilerden alayım. Hepsi siyah olsun. 2 euroymuş yalnız. Ha, vallahi iyi. Dur ben bir araba alıp geleyim ya. Ben bir araba alayım. Haşım Huzur Uşak'ta. İnşallah büyüyünce böyle mühendis bir şey. Böyle masa başı bir şey olsun. Acayip böyle ilgisi var. Bak 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 bak. Neon Dreisich. Ha. Neyse, ne Almancanın yesine. Ich muss mir einen Einkaufskorb nehmen, Ömer. Allah'ım buranın böyle tabak, bardak, çanaklarına bayılıyorum ya. Çok güzeller. Şunlar benimkilerden. Bakın.
benim fincanlardan şu rengi de çok güzel ha. Evet. Anam kız. Ay şu bardak ne kadar güzel. Bundan çok güzel şey içiyor ha. Bakın şunlar da güzel. Küçük mumluklar için 3 euro. Rengi sadece bana uymuyor ama holo alsam mı ki? Holo hardal mı yapsam? Bak şu da çok güzel. Şunu o uzun mumluklardan koyup, mumlardan koyup acayip güzel. Çok elegant ve şık. Az ama öz. Dekor yapılır. Benim sepeti gene çıkarmışlar 16.99'a. 100 yüzükten almıştım. Benim arkadaş bunu 8.50'ye aldı. Hatta 8 euroya. Diyeceklerim bu kadar. Ay şu çok güzel. Ay bu da çok tatlı. Ay yok var ya bu şişme cam belli. Vursan kırılacak. Ha bunun güzelliği. Oh my. Tanrım. Oh my Neyse güzel de şu ağaçlar da güzel. Ömer Halis vallahi kendi başına bir şeyler bakıyor. Çok fena bu çocuk. Neyse mumlara bakmamıza gerek yok ama burada inanılmaz güzel envai çeşit sepetler var. Bir de mesela şu sepeti de çok beğendim. Mesela kız çocukları için odasına tokamaka, lastik, tarakları veya banyoda bunun için. Aa, buna banyonun içine şey konulabilir. Saç kurutma makinesi falan. Düzleştiricinizi, maşanızı, cartınızı, jurtunuzu koyabilirsiniz. Çok güzel. Bakın şu sepet de yine güzel banyo için. Aynı şekilde bunu da yine banyoda şöyle regal olarak kullanılabilir. Hoş. Ben seviyorum böyle. Şimdi benim almak istediğim... Ay vallahi uşak hala orada. Almak ise... Bir de kendi kendine konuşuyor. Ben bunu kanal açacağım ya. He? Geliyorum. So, yatak örtülerine... Yatak örtüsü alacağım. Ay şunun güzelliği. Bir tane de şunu ben almıştım. O şey ahşap sandalyemin üzerinde var. Berjel. Ay çok tatlı. Yüzük. Yatak ne bir resimleri mi verdin? Bana göre değil mi? Vallahi tam sana göre. Evet ama çok... Evet 169 euro pahalıymış. Büyü çalış, kendine bilgisayar odası yap, oraya alırsın. Anne. Ha. Bilmiyorum. Ben çok ucuz bir koltuk buldum. Hmm. 200 euro mu ucuz? Tamam. Ben çekiyorum. Bak bu çok ucuz. Ha, evet ucuz. Hadi gel nevresimlere bakalım. Ay, bu da çok tatlı. Öreğini buldum. Bu arada yatak örtümü aldım ama ne aldım eve gidince göstereceğim yatağımı serip. Onlara uygun iki tane de şöyle bakın bir oraya düşmüş. Şöyle parlaklı pırlıklı yastık kılıfı. Neyse dayanamadım göstereceğim. Bakın bunu aldım. Ve iki tane de şöyle şu yastıktan alıyorum. Aslında yeni yatağım için ama, alacağım ama anne, dur bakayım evdekinde de bir deniriz. Efendim çocuğum. Das kostet 6 Euro. Das kostet 6 Euro. Aber was willst du damit? Das ist ein Türstopper. Güzel mi arkadaşlar? Evde yatağımızda bir deneriz. Thank you.
Şöyle şu tantrum güzelliği. Ne yok orada arkadaşlar? Kendi kendine video çekiyor bu. Ne istiyorsun? Ama şu klavye çok beğeniyorum. Aa, klavye. Şunların kumaşları çok güzel, böyle müselin gibi. Ama hep böyle tek kişilik. Nine Ömer. Benim yorganım çift. 2'ye 2. İşte ya da 1'li 5 de olmadı galiba. He? Hiçbirini almayacağız. Şöyle 2'ye 2 20. Ben kendime de almadım. Aşkım bakıyorum ben şu an sadece. O oyuncağı almayacağız. Çünkü o bir oyuncak değil. Hayır, onu da almayacağız. Bırakır mısın? Hadi gel. Gel bir banyo bölümüne gidelim. Banyo bölümüne sabunluk bakacağım. Gel. Bu neymiş? Şey, yastık kılıfı. Evet, şu pahalı. Aa, çok tatlı. Sabunluğa ihtiyacım var benim. Buradan almaya karar verdim sabunluklarımı. Ay çok tatlı. Bunlar ne ki? Ha, şöyle. Şöyle. Çöp kovam da aslında çok güzel değil banyodaki ama şu an acil bir ihtiyaç da değil. Vallahi el olmadı şunu alacağım yemin ederim. Her şeyden daha iyi zaten lavabonun altına koyacağım. Evet, iki tane alacağım. Şu iki tane alayım, dış şey güzel. Sevdim yani, beğendim. Başka da yok zaten. Tutup da vallahi onu öyle de veremem bir sabunluğa. Ay şunu şöyle kombinlemişler. Çok güzel duruyor. De. Anasını satayım. Bende böyle banyo yok ki. Anne. Benden gelsene. Geliyorum aşkım, dur. Yapma Ömer, bırak. Mutfakta küçücük bir aram var. Ve o araya şöyle bir dolap almak istiyorum. Burada kendimi de göstereyim. Şöyle büyük bir aynaya ihtiyacım var ama yuvarlak olandan istiyorum. Ay bacım, ne kadar güzel çıkıyorum. Neyse. Hoppala, yarım yaz geldi. Çarşıya kiraz geldi. Bu tarz mobilya beğeniyorum. Ama evime alsam ne kadar tutabilirim bilmiyorum. Şimdi bunun bir tanesi mi 100 euro yoksa bu ikili mi 100 euro? Çünkü böyle bir şeye ihtiyacım var yatak odasına. Ve bu kadar uzun olması lazım. 1.53. Drei Prüsten Schublade. Aa çok güzel. Şunu resmini çekeyim, Turgut atayım bir. Tam da böyle istediğim gibi. Kız bacım artık eşyamız sığmayacak. Ben koskoca yatak odasından kendim yayıldıydım. Dünyada kıyafetim var. İyi mi? Sığmıyoruz bacım, sığmıyoruz. Aa çok güzel. Şunu resmini atayım ben Turgut'a. Aslında bunu direkt bugün bile alabilirim. Dur bakayım. Bir sorayım şu. Bankta
40 santimlik bir yerim var ama bu 40 santimden fazla. Oraya şöyle kahve köşesi yapmak istiyorum. Ay 70 santimmiş bunun eni ya. Oraya böyle ince uzun bir dolap istiyorum mutfakta. Ekstra yani böyle eşyalarımı koyacak. Ama en ebatı anca bu kadar. Böyle bir şey. Ama bunlar ayakkabı dolabı. Efendim şöyle bir şey. Ne alacağım aşkım? Teyzenin sana verdiği para var ya, o parayla alabilirsin. Ama alamıyorum. Bakacağız. Paramız var, paramız yok değil. Param var. O bu kaç öyle? 200. Geç bakayım. Ay şunu biz Sencan'la çok beğenmiştik de hiç hep yok diyorlardı, gene yok. Madem yok niye koyuyorsunuz? Neyse. Şu da çok hoş. Şu vazonun güzelliği Halis mi? Ve şu ayna çok güzel. Selma abladaki aynadan. Şunu ekmek sepeti olarak kullansam çok da güzel olmaz mı? Veya 5 euro ya. Çok tatlı. Şöyle şunu Selcan almıştı. Kaça aldı ki bunu? 7.50'ye düşmüş arkadaşım. 7.50'ye düşürmüşler. Şu mum da güzel. Bunu kaça düşürmüşler? Aa yazmıyor. Anne. Bak. Ne buldum? Evet. Fındık kıran. Hadi gel senin şu oyuncağın fındık kıran fiyatına mı? Bakalım. Gel. Şu büyük vazonun güzelliği. Şunu çok beğendim. Bir de. Şunu. Aşırı güzel. Geldim çocuğum. Bu neymiş? Tişloyfa. Masanın üstüne böyle bir şey de alabilirim. Şu mumlardan geçen almıştım buradan. Bayağı bir paket. Yaşat, ich komme sofort. Aa, güzelmiş kız. Kaç tane var şimdi? Ay, bırak onu be tövbe estağfurullah. Kaka emoji. Evet, kaka emoji. Bakayım. Neredeymiş senin istediğin? Evet. Plüş diye. Alcan yani onu. Teyzenin sana verdiği 10 eurodan 5 euro var daha. 5 euro. Hı hı. Onu alabilirsin. Tamam mı? Anne. Bir eurosunu da ben vereceğim. Hadi gel. Ama 5 euro. 5 euro ya. Hı. O zaman ben kendime şey alabilirim ya. Ne? Bakın oturma odasına şimdi koltuğumu değiştireceğim ya. Koltuğu değiştirince diyorum ki şunları çok seviyorum. Acaba diyorum şöyle bir iki bunlardan mı alsam? Bayağı da pahalıymış ama güzel yani, onlar zaten pahalı. Neyse. Evet vallahi şöyle Ömer'le karnımızı doyurduk. Ondan sonra yatak odasında yatağın üzerine şöyle bir uzandık. Önce Özge'yi izledim kardeşimi. Şimdi de Elif Alptekin'i izliyorum. Şuraya da dün Melis'ten aldığım sabunlarım var. Ömer Halis bir şey koymuş. Ondan sonra... Evet arkadaşlar. Ay, mutfakta kaldığımız yerden işlere devam ediyoruz. Şimdi... Şöyle akşam yemeği hazırlarken bir yanda dedim ki bulaşık makinesini de boşaltayım. Şöyle
dünden tencereler vardı. İşte çocuklar öğlen bir şeyler yediler. Bardaklar, mardaklar derken yine bulaşık şuraya yığıldı. Şöyle yufka, anacığımın yaptığı yufkalardan 6 adet ısladım. Normalde tavuk suyuyla yapıyorum ama şimdi tavuk suyunu bekleyemeyeceğim. Çünkü tavuk haşlanana kadar börekte olsun istiyorum. Turgut gelecek çünkü birazdan. İşten doğru. Yani işten çıkıp gelecek. O yüzden yemek hemen hazır olsun istiyorum. Birazcık da oyalandım, yattım, uzandım, televizyona baktım. İşte bayağı da birkaç YouTuber arkadaşımı izleyemiyordum. Onları izleyeyim falan derken vakit harcadım bayağı. İyi, bunlar güzel yıkanmış. Bir tek bu güzel yıkanmamış. Tabii hepsini yıkayıp da koyunca bir zahmet. Temizli olun. Neyse bakalım. Fırını da açtım. Tamam, sen bir kez daha yıkanacaksın. Fırını açtım. Böreği hazırlayacağım ama dediğim gibi öncesinden dedim ki 2 dakika şimdi şuraları şöyle bir halledeyim dedim. Ondan sonra da inşallah bazen bakıyorum leş. Genelde zaten yıkayıp da koyuyorum hepsini. Ondan sonra şu nereye geliyordu kız? Çoğu şeyin yerini değiştirdim mi? Of, sığmıyorum bacım artık daha bu eve, sığmıyorum. Ama sığmak zorundayım. Yok ev yok. Çok yazıyorlar da çık artık evden, büyük bir eve gir. Vallahi çık evden, büyük eve girmek çok kolay. Yok. Bacım ev yok. Vardı da ben mi girmiyorum, sürünmüyorum abi küçücük evde. Hoş benim evim de küçücük de değil yani. 87 metrekare. Yeter. Ama işte çocuklar büyüdükçe, eşyalar büyüdükçe yetmiyor. Benim yeter dediğime bakmayın. Yetmiyor. Kaşıklar bir kez daha yıkansın. Hoşuma gitmedi. Bunları en son bir kere şöyle bir sudan geçireyim hatta ben. Şöyle. Okuldan gelen öğrencileri hiç şu an sudan geçirmem. Alk. Bulaşık makinemin alt kısmını sudan geçirmesem de çok güzel yıkıyor. Ama bardaklar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi şunlar şuradan bir ortadan kalksın. Ondan sonra en son gece baktım. Ortadan kalksın da şu. Sonra yine hallederim. Ama bazen de sudan geçmeden de olmuyor tabi. Şöyle. Aslında bunları biz tavuk suyuyla ıslatıp yapıyoruz böreği. Ama dediğim gibi ben şimdi o kadar beklemek istemediğim için normal ıslattım. Daha sonra zaten tavuk suyunu da üzerine. Hiç mızıldanma hadi çocuğum, ders bak sabahtan beri dinleniyoruz ha onu ol senle. Sence aralarına çok az bir şey. Sıvı yağ. Başka hiçbir şey değil. Kimse çıkmıyor.
Sen bir kaldın sana ne? Var. Mikael'in dersi var ama Mikael hiç ders yapmıyor nedense. Yakında öğretmenler onu atar okuldan. Sen dur. O zaman başka sınıfa mı? Başka sınıfa gitse gene iyi. Gayan şuradan direkt hop şuraya atılır. Anne. Mikael babasının kaçıncı sınıfa gitsin mi? Aynı klasım, aynı klasım. Aynı klası değil, aslı klası denir. Ya, benim aslı klasım girdi. Girsin valla, 7. sınıftan aslı klası yatsın. Hadi aşkım, bak baban gelecek şimdi işten. Hadi baba gelmeden dersini bitir. Bunun içine öyle harç maç yok işte, yoğurtlu, sütlü, yumurtaydı, hiç öyle bir şey gerek yok. Çünkü zaten amaç kuru bir börek yapmak. Böreğin özellikle kuru olması lazım. Oğlum, Malik'in kaç tane Freundebook'u varmış? Sana da değil mi ben bir tane Freundebook? Ya. Ya ister misin? Tamam. Anne, Malik, ben çok Freundebook'u ya. Ama tamam da biz onu yazdık ya geçen günü. Resim yazdık, resim. Ha, resim için. Tamam. Tamam, oturma odasına koy seni masanın üstüne. Sadece üzerini yaparken en son üzerine bir tık daha fazla. Dur şöyle yapayım. Yan yapıyorum çıtır çıtır olsun diye. Bu kadarcık. Başka hiçbir özelliği, hiçbir şeysi yok. Bu bizim böreğimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Tavuğu üzerine yapıp, yani böreği dilimleyip üzerine azıcık böyle tavuğun suyuyla ıslatıp böreği hafif böyle bir yumuşatıp üzerine tavuğu koyup ondan sonra şu börekle tavuğu şöyle sırıp sırıp yemek. Hadi bakalım, bunu ben bir fırına atayım. Tavuk da düdüklü de kendini bir kilitledi. Efendim çocuk. Tamam. So, altını da açtık. Şimdi şu Ömer'in dersini bir yaptırayım. Orada bir tane de bir kahve içeyim. Çünkü acayip kahvesizim şu an. Bu arada hala şu aldıklarımı da çıkartmadım, biliyor musunuz, poşetten. Bir iki dakika çıkarayım, az sonra bunları da yıkarım. Şöyle kaldırayım sizi bir saniye. Aldıklarımı az sonra yıkarım. Şöyle çıkarayım. Göstermiştim ya Gülşen'le aldıkları. Şöyle mutfak makasını hep kaybediyor. Nereye gidiyorsan. Bir tane şöyle deodorant demişim. Duş jeli aldım. Bunlar Gülşen'le benim. Hatta direkt ona bakayım da bir kere bir deneyelim. Krem kağıdı almıştım. Benim böyle soruyorsunuz. Özlem duşun rengi ne diye. Normalde hep kullandım şu Essence'nin Matte Liquid mi yazıyormuş? Liquid Lipstick. Renk olarak 02 Hazelnut. Ama bugün bunu çok beğendim. Bu da Cool
mavi yazıyor. Bizim herhalde. Yani şu ikisini aldım. Bir de öyle bir iki. Başka bir şey daha almışım. Bir de çok poşet almışım. Bunlar da bir de aslında bir yerleştirdik. Evet, bakın. Kız, çok güzel oluyor bunlar buraya. Bu böyle yan oldu yalnız. Böyle düzlemesine aslında hani şöyle çekmelik iyiydi ama bakın bu uzun oldu. Bakın buna böyle işte öyle küçük küçük bir şeyler koydum. Bunlar da bakın tam böyle krema koymalık. Bayıldım. Bundan iki tane daha alabilirim aslında. Yani şuraya yukarı arıyorsa bunları buraya koydum. Bakın ev olarak tekrar bunları buraya koymuş oldum. Sebzeleri koydum. Şöyle. Bakın. Ay çok düzenli oldu. Vallahi çok sevdim. İyi oldu böyle. Bakalım o ara börek de pişti. Bakın. Şöyle çıtır bir börek hazırlıyoruz. Şimdi bu iyice bir soğusun. Ben bunu böyle küçük küçük dilimleyeceğim. Bu da yavaş yavaş fısıldamaya başladı. İyice bir kapağı açılsın. Ondan sonra Turgut da oraya gelmiş olur. Ben de bu arada da ancak kahvemi içeceğim. Dedim oraları halledeyim. Allah'ım çocuk ne yapmış ya. Neyse bakalım ancak kahvemi aldım geldim. Şimdi şu kuzucuğa dersini yaptırayım. O ara zaten Gülşen de okuldan gelir. Turgut da işten gelir. Ondan sonra otur afiyetle yemeğimizi yeriz. Bakalım. Ay bu çocuk bütün üstünü başını mahvetmiş pijamalarını. Az sonra onlarla yatma tamam mı? Kolları hep yemek olmuş. Öğlen okuldan gelince hemen pijamalarını giydi. Yemek yedi tabii. Mahvetmiş kollarını. Neyse bakalım anca. Benim caminde var. Hayır bugün camiye götürmeyeceğim seni. Çünkü fast hiç kimse gitmiyor. Herkesin laternası varmış bugün. Hadi dersini yap. Ben de bir kahve içeyim. O ara şimdi birazdan Turgut da gelir. Gülşen de gelir. Ondan sonra oturup afiyetle önce sizler bir böreğimizi yaparız. Sonra da afiyetle oturur. Karnımızı doyururuz bakalım. Haydi çocuğum haydi haydi. Gülşen geldi. Börek çok çıtırdı. Tam böyle kırılmasın diye. Azıcık ben önden hafiften şöyle bir üstünü ıslattım. Böreği nasıl yiyoruz biliyor musunuz? Mesela şimdi şuradan şöyle. Nerede kız börek? Bakın şöyle. Tavuğu içine sarıyoruz. Bakın böyle. Ondan sonra o börek bir daha boş kalıyor. Bir daha şöyle içine sarıyoruz. Bir daha şöyle ağzımıza hüp atıyoruz. Yiyiş şekli budur yani. Yemesi zor değil mi falan diye soranlar olduydu. Gayet basit bacım. Tabi eller böyle birazcık yağlanıyor ama artık o kadarcık da olsun. Evet canlarım benim. Titi oradan da beni görün. Of. Şimdi tabii ki bu kadar değil ama şu an elimde olan tüm kıyafetleri bir şekilde şuradaki dolaba koyacağım hepsini. Bakalım. Neyse bakalım. Yerleştirelim dolabı. Sonra dolap hakkında yani bir düşüncem olacak ama şimdilik oraya koymayı düşünüyorum. Orada burası benim bu yatağım böyle. Bunu değiştireceğiz işte. Bakalım. Neyse. Şunları sizi şöyle yukarı koyayım. Şöyle hızlı bir şekilde bunları bir kaldırayım.
Amerika'da saçları kurutuyor. Şöyle şuraya iş kıyafetlerini koydum. Çünkü onun iş kıyafetlerinin hepsi firmanın isimleri yazıyor. Şurada sırf işe giderken giydiği çoraplar. Neyse bakalım. Tabii ki daha bu kadar değil. Bunlar şu an giymediği kıyafetler. Giydikleri kendi evinde. Onları da artık tamamen buraya yerleşeceği zaman getirir. Bir de tabii Türkiye'den alıp da valizinin kaybolduğu eşyalar var. Tam 30 kilo yük. Artık nasip kısmet gelirse bizim, gelmezse hiç bizim olmamıştır. Bu renk gerçekten çok güzel oldu. Anca işte her tarafı toparladım. Anca gösterebilirim. Demin gösterecektim ama sonra Turgut'un kıyafetini yatağın üstüne atınca gösteremedim. Ay nasıl güzel bir gümüş rengi bu. İçinde kas tüyü var. Yalnız var ya, şunları ayrı olarak aldım. Bu arada yastıklar oradaki fiyatlardan değildi. İndirimli aldım ben. Örtüyü 30 euroya aldım. Yastıkların her birini 10 euroya aldım. Yani 50 euroya gelmiş oldu. Bunları da artık saymaya bile gerek yok. 1 euro. 1 euroydu. Vallahi şöyle. Duvar kağıdıma da güzel uydu. Bu arada benim duvar kağıdım hiç görmeyenler var. Çünkü ben yatak odasını çekmiyorum normalde, biliyorsunuz. Duvar kağıdım böyle. Bakın bayağı güzel takım oldu. O zaman da çok böyle severek yapmıştım. Duvar kağıdını çok severek almıştım. Neyse bakalım şöyle. Güzel göründü. Neyse bakalım böyle. Güzel oldu. Bu arada böyle uç kısımları da şöyle. Dört bir yanında şöyle fır 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 fır. Şöyle fır fır dönüyor her taraftan. Güzel ya. Yıkamadım. Hoş. O ayrı bir konu da şimdi buradan çıkartınca bir şey yapacağım. Yastıkları da yastıklarıyla birlikte satılıyordu ama bir yerde fermuarı vardır herhalde yıkanması için. Ha bak, şurada fermuarda şöyle bir şey var. Aynen, yastıklarıyla birlikte 10 euroya iyiydi. Şöyle. Evet, ama tabii ki bunları birazdan kaldıracağım. Bir kere bir yıkansın. Ondan sonra da yeni yatak bakıyorum ya, o yatağı kullanırım. Böyle bakalım. Ve artık günün sonu. Vallahi yoruldum gene. Ay şöyle televizyondan Feride'ciğimi açtım. Kapanışı da Feride Öncel'le yapalım. Ankara'dan. Aman ne Ankara'sı. Antalya'dan. Kemer'den sevgili arkadaşım Feride Öncel. Kendisini tanımıyorsanız kanalına gidip benden selam söyleyebilirsiniz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın yine burada sizlerle görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.